Geleceğin bilim insanları için projeler sunuldu. Kütahya 2,5 milyon liralık destek alacak. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından başlatılan Kendin Yap projesi meyvelerini verdi. TR33 bölgesinde bulunan 4 il 10 milyon liralık hibeden payına düşeni alırken Kütahya 8 ilçesinde projeyi hayata geçirecek. Altı 14 yaş grubunu kapsayan proje için 60 başvuru yapıldı, 47 başvuru kabul edildi. 60 başvuru gelmişti bu kapsamda il ve ilçe milli eğitim müdürlerinden. Bunların 47 tanesi başarılı oldu. Yani 65 ve üzeri puan aldılar. Ama bizde bütçe 10 milyon TL ile sınırlı olduğu için sadece 34 tanesine destek verebiliyor olacağız. Diğer 13 tanesi yedekte kalmış oldu. Şimdi bu 34 tane başvuru sahibiyle il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimizle biz önümüzdeki günlerde sözleşmeleri imzalayacağız. Ondan sonra da uygulamalara başlıyor olacağız inşallah. Kütahya 10 milyon liralık destekten toplamda 2,5 milyon lira destek alacak. 300 bin TL'de eş finansman var. Kütahya'mız toplamda bu yeni nesil eğitim mali destek programında 2,2 milyon TL ajans desteği, 300 bin TL eş finansmanla birlikte 2,5 milyon TL'lik bir yatırım veya faaliyet proje yürütülecek diyebiliriz. Bir bütçe büyüklüğü olacak 2,5 milyon TL. Sadece Kütahya'mızda önümüzdeki 1,5 yıl içerisinde diyelim. Proje kapsamında kurulacak atölyeler, ilçelere özgü değerler göz önünde olacak. Bunun dışında ilçelere özgü konularda da atölyeler kurulacak. Yani endüstriyel tasarım olur, sanat atölyeleri olur, mobil oyun tasarımı atölyeleri olur. Çok farklı temalarda, konularda efendime söyleyeyim bu atölyeler kurulmuş olacak. Kütahya'da 8 ilçede atölyeler kurulacak. Mobil atölyeler diğer ilçelere hizmet verecek. Kütahya'mızda 13 ilçemiz var merkez dahil. Bunların 8'inde bu atölye kurulacak. Diğer 5'inde maalesef tabii bütçeden dolayı kurulamayacak ama mobil atölyede kurulacağı için o mobil atölyeler diğer ilçelerimize de atölye olmayan ilçelerimize de hizmet verebilecek durumda. Efendim mesela bununla ilgili olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüz gerekli çalışmayı yapacaktır. Proje eş finansman desteğiyle 11 milyon liranın üzerinde hibe sağlanacak. Toplamda 10 milyon bir kaynağı çıkmıştık. 1.6 milyon da eş finansmanla birlikte 11.6 milyonluk bir eğitime katkı oluşacak bu önümüzdeki 1-2 yıllık dönem içerisinde. Eğitimle ilgili daha sonra çalışmalarımız devam edecek. 125 kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşu projeye ortak paydaş oldu. Öğretmenler de eğitim alacak. İnsan kaynağının en iyi şekilde yetiştirilmesi için bu tür projelere ihtiyacı vardı. Onlar da sağ olsun bu sahiplenmeyi gösterdiler ve 125 kurum kuruluş ortak oldu veya iştirakçı oldu bu projelerde. Bu sayede bu işler sürdürülebilir bir şekilde devam edecek. Bu atölyeler kullanılmaya sadece proje süresinde değil sonrasında da devam edecek. Öğretmenlerimiz eğitim aldıktan sonra hem bu projeler kapsamında eğitim aldıktan sonra hem de ajansın teknik destek programı kapsamında alınabilecek eğitimlerle bu işin sürdürülebilirliği sağlanmış olacak.